o alttan gelen yumruğu ben göreydim, o beşini de yere serdim, onu görmedim işte. Semih, onlar üç kişiydi. Ah, beş değil miydi ya? Of. Ya 10 tane güvenlik şirketi aradım. Sokrat'ın buraya musallat olduğunu öğrendikleri için hiçbiri işi kabul etmedi. Oh, kurtulduk. Ama son aradığım şirket birini ayarladı. Ya adam gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyormuş. Olağanüstü bir adammış. Anlata anlata bitiremediler. Yani sen ciddi misin? Ya ne demek ciddi misin Melis? Ne demek ciddiyim tabii. Daha dün başına gelenleri unuttun galiba. Of anne, of of. Ya bak, hem seni korumuş olacak hem de bizi korumuş olacak. Nasıl yani? 24 saat seni koruyacak. Böylelikle malikaneyi de korumuş olacak. Ne? 24 saat mi? Evet. Anne, inanamıyorum sana ya. Geldi işte. Anne, ben istemiyorum koruma moruma. Lütfen. İtiraz istemiyorum Melis. İtiraz istemiyorum. Çıldıracağım. Yani gerek yok. Tülin Hanım. Melis Hanım. Yine mi sen, senin ne işin var burada? Güvenlik şirketinden geliyorum. 24 saat sizin yakın korumanız olacağım. İnanamıyorum anne sana. Anne, ben bu adamı 1 kilometre yakınımda istemiyorum. İstemiyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum. Ama tatlım, ne yapayım? İstanbul'un en iyi yakın koruma uzmanıymış. Anne, hayır dedim sana. Hayır diyorum. Melis! O zaman ihaleden çekileceksin. Çekilmeyeceğimi söyledim sana. O zaman yakın koruman olacak. İtiraz istemiyorum o kadar. Melis Hanım, bir yakın korumanın ilk görevi nedir bilir misiniz? Nedir? Koruduğu kişiye yakın durmak. Çekilir misiniz? Niye çekilecekmişim? Aynen bu şekilde mi insan? Uzak dur benden, uzak dur. Tülin Hanım, siz hiç merak etmeyin. Kızınız artık emin ellerde. Sen dua et, işi kabul eden başka biri olmadı. Yoksa seni sokar mıydım ben bu eve? Of Tülin ya! Bu mu yapacak Melis'in yakın korumalığını? Ya ne yapayım Semih? Başka biri yoktu işte. İşi kabul eden tek adam buydu. Ama bu Metsub'un oğlu. Biliyorum ya, biliyorum. Ne yapayım? Yani kızımın canı daha kıymetli. Hayatım, ben yapardım onun korumalığını. Bu yarmaya gerek yoktu. Ya Semih, boşuna kaygılanıyorsun. Ya Melis dönüp buna bakar mı ya? İşimiz bitince sepetleriz, hiç merak etme. E zaten yakında Zehra ile Kertenkele de evlenir. E böylelikle miras Melis'e kalır. Alıyor değil mi? Yoksa bu Tülin beni ekarte edip tek başına mirasa mı konmayı düşünüyor? Olabilir mi böyle bir şey? Lan! Dikkatli ol Semih.